Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 110 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sizler insanlar için çıkarılgan ümmetlerinin en yaxşısı buldularingiz. Ma'rufga buyurasizlar, münkerden qaytarasizlar ve Allohga iymon keltirasizlar. Ve agar ahli kitob iymon keltirgandaydi, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Ularının içleri de müminler var ve ularının köpçülüğü fasıklardır. Suyutiyat yaptılar. Kuntum ya ümmete Muhammedin fi ilmillahi ta'ala. Sizler buldularız. Ey Muhammed aleyhisselamın ümmeti, Allah'ın ilminde buldularız. Hayra ümmetin, ümmetlerinin yaxşısı. Uhricat çıkarılgan. Yani uzhiret linnası, insanlar için çıkarılgan, izhar kılıngan, kürsatılgan. İn yahşumet budularız. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil münkeri ve tu'minuna billah. Ma'rufke büyüresiller, münkerden kaytaresiller, Allah'a iman kiltiresiller. Ve lev amen ahlul kitabı lekâne el imanu khayran lahum. Eğer ahli kitabı iman kiltirgen deydi, iman ular için, uzlar için yahşı bulardı. Minhumul mu'minun, uladı içi de mu'minler var ki, Abdullah ibn Salam, Abdullah bin Salam yoksegen, radiyallahu anhu, ve ashabihi ve Abdullah bin Salam'ın ashablarıdık, dostlarıdık. Ve aksaruhumul fasiqun el kafirun. Ve onların köpçülüğü fasıklardır, yani kafirlardır. Allah subhanahu ve teala bu ayette Peygamberimiz aleyhisselam'ın ümmetini mahtayetti. Ötken ayetlerle alakası şu ki, hakiki mumun ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hakiki ümmeti yukarıdaki ayetlerini elbette zayi kimiydi? Paymal kimiydi? Bekariye çıkar mıydı? O ötken ayetlerine elbette amel kıladı. Ve o ayetlerine amel kıyan insan ise elbette ümmetlerinin yaxşısı buladı. İnsanların en yaxşısı buladı. Şunun için Allah Teala bana bu ayetini zikir kılıyordu. Allah tarafından bu insanlar için juda katta bir baho, katta bir ne'mat. Allah mahtayapti qarang. Juda katta ne'mat bu. Ve sahabelerden Allah razı bo'lsin ki, Peygamberimiz aleyhisselamning ummati to'g'risida shunday oyat nazil bo'lishiga sababchi bo'ldilar. Shularning barakatidan mana shu oyatlar nazil bo'ldi. Alloh taolo bu ummatni maqtadi. Demak, biz Alloh taolaning mana bu bahosi va maqtovini oqlashligimiz kerak. Shunga munosib bo'lishligimiz kerak. Umar ibn al-Xattob shu oyatning tafsirida aytadilarki, "Ey insonlar, bu oyat hammalaringizga tegishli emas. Chunki Alloh taolo kuntum deyapti, qarang, bo'ldilaringiz deyapti, mozi fe'lini zikr qilyapti. Bo'lasizlar yoki antum xayru ummatin" Sizler ümmette en yaxşısılar demeyebdi. Kuntum hayra ümmetin deyebdi. Ötken zaman kelimesinden zikir kıldı mı? Demek ki bu ümmet öttü deyebdi. Yani sahabeler bunlar. Bu ayet sahabeler doğrusu nazil buldu. Yani de kimi ki ümmetlerinin en yaxşısı bulamandıysa sahabeler de buluşluk gerek. Şunda ümmetlerinin en yaxşısı buladı. Agar sahabalardek bo'lmasa, ummatlarni yaxshi bo'lmaydi. Va bu oyat ham o'zi ko'rsatib turibdi. Bu eng afzal ummat
sıfatlarını neyken birinci uhricetli nesi insanlar için çıkarılgan. Karin, ümmetlerde yaxşı bo'lgan en afzal insanlar fakatgina o'zi uchun yaşamaydı. Ular insanlar için çıkarılgandır. Ular albatta o'zlarini tarbiya qilib isloh qilgandan keyin, barkamol bo'lganlardan keyin, kamolatni hosil qilgandan keyin takmil bilan shug'ullanishadi. Boshqalarni ham barkamol qilishlik bilan mashg'ul bo'lishadi. Insonlar uchun chiqarilgan, insonlarning manfaati uchun. Qarin, uxrijat alannas emas. Insonlarga zarari emas, linnas foydasi uchun chiqarilgan. Butun insonlar uchun. İslam'da kabul kıyan, kımayan, hemen faydası için çıkarılgan kişilerdir bunlar. Demek biz bana insanların faydası için yaşaslığımız gerek. İnsanların faydasını ne? Ular Allah'ın rızasına yetişliğidir. Hidayetle müşerret buluşluğudur. Şunun için hareket kılıp yaşaslığımız gerek. Peygamberimizin hayatına karin, bana şu bilen öttü. Sahabeler ve sahabeler ergeşken bütün alimler, bütün müttaki kişiler ve şu fazilet, şu dereceye müşerref bo'lgan kişiler mana şunda yaşayıp ötüştü. Ularni yana bitta sıfatı te'muruna bil ma'ruf, ma'rufga buyurasizlar deyapti. Karin, ummatlarda yaxshisini sıfatlardan ikincisi ma'rufga buyurishlik. Mana demak o'zidan o'zi insonlar bilan ishi bo'lmayap turgan. İnsanlarda hidayeti, talim terbiyesi olan şuğurlanmaya yaptırırken, aklı denen ötmeye yaptırırken Müslümanlar, ümmetlerde afsuslanmaz olur. Ümmet buluşu mümkün. Müslüman, peki nakıs, ümmetlerde afsuslanmaz. Tarihte ötken insanlar, dinge hizmet kılıp ötken insanlar elbette ondan afsuslan buladı. İkincisi bana ma'rufke buyuruşlik. Ma'rufke buyur yaptırırken bu siz ikinci sıfatı hasıl kıldıyız. Lekin insonlarga foydasi tegyapti-yu, ma'rufga buyurmayapti. Bular ummatlarni yaxshi bo'lmaydi. Musulmon ummat, lekin xoyru ummat emas. Ma'ruf nima edi? Qur'on hadisda tanilgan narsa. Qur'on va hadis hukmlarini amr qilishlik, buyurishlik. Aslida bu vojib. Yuqorida ham keldi, yana keladi, ko'p keladi bu Qur'onda. Da'vat qilishlik, ma'rufga buyurishlik. Münkerden kaytarışlık her bitti mumunge vaciptir, farzdır. Vazifemiz, ibadet, kımesi katlı günahkar bulamız. Kıyarımızda hem vazifemizi beceri yaptız, hem cüde kettemene dereceler, faziletlerini hasıl kılı yaptız. Hayırda bu şey Kur'an-ı Hadis'ki emir kırışlıkımız gerek. Şunu bilin ki, ilimsiz bu miydi bu neseler? Bazı dünyanın her yerde Müslümanlar dindorlar shikoyat qilyapti ki, qilolmayapmiz-ku, da'vat qilolmayapmiz, imkoni yo'q deyapti. To'g'ri aytyapsan, imkoni yo'q, qilolmayapsan. Hukumatlar dushman, odamlar dushman deyapti. To'g'ri aytyapsan. Ammo buni sababi nima? Buni sababi ilmsizlik. Ilmsizlik bilan bo'lmaydi bu narsa. Ilm bo'lishlik kerak. Ilm bo'lsa, sekin-sekin hammasi bo'laveradi. Ma'rufga buyurishlik, munkardan qaytarishlikning birinchi sharti ilmdir. Odamlar hech narsa o'rgatmaganmiz, bir daniga buyruq qilyapmiz, nahiy qilyapmiz. Albatta ko'tara olmaydi. Siz ham ko'tara olmaysiz. Bilmagan narsa sizni sizdan talab qilsinchi? Siz ham ko'tara olmaysiz uni. Insonlar ham shunday. Oldin ilm yoyilsin, ilm tarqatilsin. Odamlar ilm bilan musharraf bo'lsa, bahramand bo'lsa, keyin bular hammasi bo'laveradi. Ma'rufga buyurishlik. Va tanhauna anil munkar, va munkardan qaytarasizlar. Münkerden nahi kılın. Münkerlerden kattas şirk, ondan keyin katıl ve başka zina, uğurlik, yalgancılık, namaz okumaslik, roza tutmaslik, haciye bağırmaslik, bunlar hepsi. Bütün münkerlerden nahi kılasızlar. Zaten farz bizge, vacib. Ve tu'minuna billah ve Allah ki iman kiltirasızlar. Bunu kandı hiç ünlüslük gerek. Bunlar iman demez miydi? İman değildi. Nimaga ma'rufga buyurishlik, munkardan qaytarishdan keyin Allohga iymon kelyapti? Buni sababi shuki, bizi iymonimiz qachon mukammal bo'ladi? Dinga xizmat qilsak. Ma'rufga buyursak, munkardan qaytarsak, shunda iymonimiz mukammal bo'ladi. Va tu'minuna billahdan maqsad
Allah Teala'ya Allah hahlegendek iman keltirasınlar. Mükemmel iman keltirasınlar deyapti. İmanımız mükemmel ve özümüz mükemmel mümin bolishligimiz için mana shu 3 ta narsani qilishligimiz kerak. İnsanlar için yaşaymiz, yani insanların saadeti için, necat tapışlığı için, marufga buyuramiz ve münkerden qaytaramiz. Hayrul ümmet bolishdi mana 4-uncu sifati Allohga iman keltirishlikdir. Mana shu 4 ta sifat bo'lsa, shunda siz sahabalarga erishgan bo'lasiz. Sahabalar shunday dedi. Ummatlarning afzali bo'lasiz, yaxshisi bo'lasiz. Tarixda o'tgan bütün ummatlarga tegishli bo'lyapti bu gap. Bo'lmasam aytganimizdek afzal bo'larmiz. Bani Isroil ichida shunday insonlar o'tdi, masalan, g'ulam yoshi yetdi qissasi qarang. İnsanlarda hidayeti için canını verdi. Uzun okka tuttu. İnsanlar tevhidde örgensin de. Yaşı gitirdi. Ali yaşman ki yaş balaman ki dümedi. Uzunu kurban kıldı. Yine hazırlar bir Müslüman, doğru abid, ilim okuyan, alim. Ve hiç kimi davet kime yaptı. İnsanlarını şirkten, küfürden, cehaletten, zulümden, necat tapışı hareket kime yaptı. Bu Müslüman Muhammed Aleyhisselam'da ümmeti o gulamdan kendi kılıp afzal buladı. Afzal bular mıydı? Lihandaklar hadisi var ki. Bundan afzal bular mıydı? Bunun gibi misallar köp. Yani Yasin surasında zikir kılıngan, şahanin tepesinden gelip, ilçiler tarafını ağan, ve kafirler tarafından öldürülgen kişi. Kur'an'da bunun kişiler köp zikir kılıngan. Biz onlardan afzal buluşturduğumuz için, onlardan ko'proq xizmat qilishligimiz kerak. Ulardan ko'proq xizmat qilishlik uchun mana shu 4 ta ishni qilishligimiz kerak. Va sahobalarga ergashishligimiz kerak. Bo'lmasam oddiy bir mu'min musulmon bo'lamiz, lekin afzal bo'lmaymiz. Bu oyatni tafsirida Ibn Kasir ummatni fazilatiga dalolat qiladigan hadislarni keltirib tikanlar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom boshqa hech qaysi payg'ambarga berilmagan narsalar menga berildi. Hani bir aylık mesafeden turup kafirler, düşmanlarını korkuşluğu, bütün yeryüzünün menge meçit kılıngenliği ve turpağının taharat, tayammum için berilgenliği. Ve şimdi o şeyden hususiyetlerini zikir kılı yaptılar. Peygamberimizin fazileti, ümmetli faziletidir. Ve yanayeti yaptılar ki, kıyamet gününde ümmeti en köp bugün peygamber miyim bulamam, degen hadislerde kilitleri yaptılar. Her taraftan ümmetleri kiladı. Ve şu insanlar size 70 bin insanların cennetke doğru keçiliği hesap kitapsız. Ökkaşanın onlardan turup, ya Resulallah dua kılıyım o şeylerden böyle digenliği. Peygamberimiz sen o şeylerden digenliği. Onlar hele küldürüp basıp tababatkı meydiganlar, dem saldırı meydiganlar ve her kendi halette Allah'a tevekkül kıladığı insanlar ikenliği. Ve Tirmizi'de okuyanlarızdik. Peygamberimiz aleyhisselam ayet yaptılar. Cennette cennet ahli 120 saf buladı. 120 safta 80 tası men ummatim deyaptılar. Öyle mi? Yarımdan köp bo'lib ketyapti bu. 3'ten 2'si men ummatim deyaptılar. Başka bir hadiste keladi ki, Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarga aytdilar. Cennet ahlinin 4'den biri bo'lishdiki razı mısınlar? Deganda sahabalar xursand bo'lib ketdi. Allahu akbar dedi. Albatta razımız dedi. Yani bütün insoniyat tarixini shuncha peygamberler o'tdi. Çünkü ümmetli tarihini hemen tasavvur kılın da şimdi bütün cennet ahlini törden biri bulsayız bu katta nimette bu. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki ama Allah-u Teala bize ondan katta fazileti verdi. Cennet ahlinin 3'ten 2'si buluştu razı bulasılar mı? Sahabeler yine tekbir açtı Allahu Ekber dedi elbette. Ettiler Allah-u Teala bize ondan katta nimette verdi. Ettiler ki sizler cennet ahlinin şartlısılar dediler. Şartırın karın. Şartırın kelimesini geldir yaptılar. Nisfun demediler. Yarım demediler. Çünkü hazır ki Tirmizi'deki hadis 120 safta 80 safı Peygamberimizin ümmetinden buluştu gibi vücuda katta nimet. Karın yarımdan köpü buluyor yaptı. Bu katta nimet bu. Bu ümmet kiyin kele yaptı ve belirgen zamanı hem az ama bunçalık köpü buluyor yaptı. Hizmetten. Yani dünyanın her tarafında elhamdülillah hazır İslam ahli köpeği yaptı. Şimdi şu saadet, bana şu nimetke hısa koşkenlerden buluşluğumuz kireyimiz. İslam'da yayılışlığı, İslam'da terkarışlığı, kafirlerinin İslam'a kirişliğe sebepçi buluşumuz gerek.
xatokor musulmonlarday bo'lmaylik. Ha, deb bir-birimiz bilan mashg'ul bo'lib, bir-birimiz oyog'imizni tortib, ixtiloflar bilan, arzimagan gaplar bilan xafalashib, orazlashib, tuhmat qilib, bir-birimizga yaxshilik qilsak, tuhmat qilib, shikoyat qilib yursak, bu narsalar kerak emas. Bir musulmon bir musulmonni yoqtirmadimi, indamay uzoqlashib ketaversin. Kerak emas bu narsalar. Biz asli ishlar bilan shug'ullanaylik. İnsanlarda dinge kirişecek, kafirlerde dinge kirişecek sarafçı bulaylık. Ortamızda elbette muhabbetli bulaylık da küçümüzü taşkarıya sarıflaylık. Ve şu faziletlerge hıssamızı koşaylık ve ayette mahtarigen kişilerden bulaylık. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki, mesela müsnetlerdeki gen hadis, 70 bin adam cennetki hesap kitapsız kirketer. Degende Ebu Bekir etti, ya Resulullah, yine ziyade bu işin talep kımapsız da. Degende ettiler ki talep kıldım dediler. Allah-u Teala şu derecede merhamet kıldı ki o şey 70 bin kişinin her bitesiye yani 70 bin kişinin şefaat kılıçlığı ki Allah-u Teala izin verirdi. Bazı rivayetlerde 70 bin din ayetliyken. 70 bin yine Allah-u Teala cennetki hesap kitap sikir edildi. Yine dua kıldım yine 70 bin izin verdi. Degen rivayetlerde kilitir yaptı İbn-i Kesir. Yani şimdi başaratlar köp. Sahabeler nihayette hursan buluştu. Bu ayet bana Peygamberimiz ve sahabeler yeri geçkenler için cüde kette bir nimet. Bütün ümmetlerde yaxşı buluyoruz. Hazır gelme bu. Adam Aleyhisselam'ın ümmeti, Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, bütün peygamberlerde ümmetini afzali buluyoruz. Afzal bu gelindeki dünyada hem ahirette hem sizce nimetler, faziletler köp veriladı. Şunun için Allah etti ki, eğer ahli kitap iman keltirgen deydi, uzlar için yaxşı bularıdı. Mene şu derecelerge kelerdi ularım. Minhumul mu'minun, ular işte mu'minler var. Bazı Yahudiler, Nasraniler imanga keldi. İki de sahabı buldu. İslam'ın güzelliğine kadar iki de sahabı adakıyla yaptılar. Hem ötken peygamberlerge iman keltirgenliği için Allah'a bir sahab. Ve yine Muhammed Aleyhisselam'a iman kiltirgeni için yine bir Allah'a müstakil bir savab buluyordu. Uzları yaşı bulardı. Lekin ve kisaruhum el-fasikun uladı köptülüğü fasıklardır. Hani fasık deyipti, kafir diye manada. Köptülüğü şimdi faziletten mahrum buluştu, kabul kımadı. Hazırı vakitte min yapsuslar bulsun ki, Müslümanlar bu faziletten yüz ökürüp yürüştü. Uzları gözleri zulüm kılıp. Lekin sahabeler de onu demez idi. Sahabeler her bittesi ümmette yaşı buluş gereken kırışardır. 111. ayet. لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَنْ وَاَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Ular sizlerge hiç kaçan zarar verilmeydiler. Lekin eziyet verişi mümkün. Hafaklar biraz azar verildi. Ve eğer ular sizlerden can kılışsa arkalarına bürülüp kaçıp getirdiler. Kiyin hiç kaçan yardan verilmediler. Süyüteyti yaptılar. Len yadurrukum ey el yahudu ya ma'şer el muslimine bi şeyin. Ey Müslümanlar cemaati Yahudiler sizlerge bir arta nesede zarar verişelmedi. Hiç kaçan. İlla ezen fakat yine eziyet verişel, azar verişel. Billiseni min sebbin ve va'idin. Söküp ya korkutup tili bilen azar verişedi halas. Başka hiç kendi gap yok. وَاَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارَ Eğer ulaslardan can kılışsa, arkalarına bürülüp kaçıp getirdiler. مُنْهَزِم۪ينَ مَغْلُوب بُگَنْ حَالَتْلَرِدَ Yengilgen حَالَتْلَرِدَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ عَلَيْكُمْ Kiin silahı üstelerizge ularına yardan verilmeydi. بَلَّكُمُ النَّصْرُ عَلَيْهِمْ Belki nusret sizler üçündür. Ularının üstüge, ularının ziddiye. Yani sizler ularga galip bulasılar. Allah Teala'nın büyüklüğünü, merhametini verin. Bundan aldığı ayette sahabeler ve sahabeler yeri geçkenlerinin faziletini zikir kılıp, indi etti ki düşmanlardan korkmayalar. Düşmanlardan tesirlenmeyalar. لَنْ يَضُرُّكُمْ Hiç kaçan ulaşlarına zarar verişelmeydi. Lan bilen takitlen yapıyordu ve hani mef'ulu zikir kımadı. Mesela lan yadurrukum harben cenglerde ya siyaseten ya iktisadan ya dinen demeyordu. Mutlaka yaptı ki hiç kendine zarar verilmeydi bunlar diyordu.
Yani bizi zamandaki Müslümanlar etmezsin ki, bizi zamandaki Yahud Nasranilerinin atom bombaları var, falan tankeleri var, samolyotları var demezsin. Allah-u Teala'nın huzurunda hiç kendi itibarı yoklardı. Yani bizi zamanımızda onlarda şünçelik, rivojlangan kural yaralları bu sayem, mana mücahid buradarlarımız cankili yaptı ki, onlar da karşısında. Böyle yaptı ki, tatihler kirli yaptı, nusrat böyle yaptı ki, uruş gelme yaptı ki, kafirler cankili gelme yaptı ki. Kıyamet geçe şundik. Kança rivojlansa rivojlansın, onlar Allah yaptı ki, sileriye zarar veriş gelmeyledi yaptı. Bu ayetle ne demedi mahsus Allah-u Teala? Ötken ayette işitkenekin her bitti mumun etedi ki, elbette belen dereceler yakşı, hemimiz halimiz. Ümmetleri yaşlısı buluştu bizim halimiz o, ama kafirler koymaydı da. 100 milyon fitne kılışadı. Tuhsullar koyuşadı. Bahane kıladı. Her bitti Müslüman şunu bahane kıladı. Kafirler koymayaptı, zalimler koymayaptı. Bu mesela elbette biz dinimizi örgenip amel kıyken bulardık dedi. Şunun için Allah Teala dedi ki, len yadurrukum. Ular sizlere hiç kaçan, hiç nese de zarar verişelmeydi. İlla ezen, fakat yine eziyet biredi halas, hafakladı halas. Sizlere eziyet biredi, açıcı zikirtiredi, azab zikirtiredi, hafakladı, gepledi, gepledi halas ular. Başka zarar verilmeyiz. Can kılıçtan korkuyorsunlar mı? Lan yuqatilukum yuvallukum aladbara. Eğer sizlerden can kılıçsa, arkaları gibi burlu kaçıp geçecekti. Kaçıp geçecekti onlar diye. Hani Allah ayeti yaptı bunu. Demek Yahud Nasraniler ve kafirler bile can kılıçlığından hiç korkmasın gerek. İslam tarihine karşısız daim Allah-u Teala uzun nusret verirken. Kafirler daim mağlup buyurken. Kim onlara yardım verilmeydi? Allah onlara nusret vermeydi. Allah sizinle nusret verirdi. Bu anıq nesse. Şunun için bu zamanlarda kafirlerde kareyim meydana çıkışma yaptı. Onlar bana şu ayetlerde görüyor yaptı ki bu ayetler hak. Kur'an etti mi onlar bəridir məqlub bələddi. Onlar bilişədi ki şunca atomları bu gəmlən faydası yok. Eğer müminlerle meydana çıkıp cankilədi gəmlisi bəridir məqlub bələddi. Yaxşı bələddi onu. Müslümanlar bilmiyordu. Fakat o şey medya bilən qorkutçu yaptı falas. Savuk kural deydi ki o. Savuk cəyim. Korktu, biz atom bombalarımız var, şimdi bir askerlerimiz var, şimdi bombalarımız var, şimdi samolyotlarımız var, korktu yaptı halas. Hiç nese ki yaramaydı. Hiç nese ki. Kollarına hiç nese kemiydi. Cankısın kaçadı beraber. Ula şunu bilgenin geçindi mekli yaptı. Uzaklardan turup cankılışı yaptı. Başka ayetlerde kirerdi. Devarlarının arkalarından. Ve birbirimizi uğruştur yaptı. Millet paraslık kılı yaptı. Ya ki mesela mezhep paraslık kılı yaptı. Bunlar Hanefi, Salafi boylar, can kılılar. Ya ki bunlar Sünni, bunlar Şiyelerdi, can kılı şey yaptı. Ya ki herhal milletlerde ortası gibi fitnete şey yaptı. Ya başka nesillerde bahane kılıp, bir bahane çıkarıp durup, ortaları gibi fitnete şey yaptı da, kim? İkiler taraf diyeyim, kolla kuvvetle şey yaptı. İkiler taraf diyeyim, küfür yağdan beri yaptı. Şunu yıkılıp Müslümanı korubilen yok kılı yaptı. Çünkü burada ki meydana çıksa mağlup burada o. Şunlulan en beddahlık kılışı yaptı. Şeytanam hayran kılı yaptı. Biz zamanda kafirlerge. Hem Müslümanı zarar veri yaptı. Hem Müslümanı günahkar kılışı yaptı. Hem maksatları girişi yaptılar. Şimdi mumunlar akıllı buluşmak gerek. Kur'an-ı Hadis münasenelerden mankıyan mumunlar birbirinden cankımaslık gerek. Müminler açıklık gerek ki biz uzumuzu ortamızdaki nesillerinde ilmi halkılarımız. İlmi bahs-ı münazara bile halkılıştık gerek. Müminler birbiri yakılış götürmesin. Çünkü kafirler uzları meydana çıkışa mecbur buladı. Meydana çıksa ise mağlup buladı elbette. Karin dünyada böyle yaptırken cenglerde karin hemen İslami memleketlerde Müslümanlar da ortasında. Afganistan'da ceng böyle yaptı. İki tarafa Müslüman. Afganistan'da kavim parasliği taşıştı. Özbeylerden paştular, ya Özbeylerden tacikler, ya tacilerden paştular. Kavim parasliği taşıp koyuşken. Oysa bunlar hemen sünni, hemen hanefi. Yeniden de şiyeleri köpeytirişip, şiye sünni uğruşunu çıkarışmak. Irak'tan ne kıldık hani? Şiye sünni uğruşunu taşıp koydu.
Suriye'de hem Şia bilen Sünniler de uyuşturuyordu. Çeçenistan'da hem karayın, bir kısmı Çeçenler, mücahitler vardı, bir kısmı hükümet tarafı bugün Çeçenler. Hükümettekiler. İkilesini uyuşturuyordu. İkilesi hem Müslüman mı diyen taifeler. Uzlar çekeden karabı oturuyordu. Hemen eseye kadir bu sen. Ne kadar iki ayı kebi gelin uyuşturuyordu. Uzun çıkmaydı onge. Hadi çıkışan mıydı? Korkuşan mı? Kançer vajdan sarı vajlansın, bir tiyin de aradır. 112. ayet. Duribet aleyhimu zilletu eynemâ suqifu illa bihabli minallahi ve habli minennas ve bâ'u bighadabi minallah ve duribet aleyhimul meskene zâlike bi ennehum kânu yekfurûne bi âyetillâhi ve yektulûnel enbiyâ bi gayri hak zâlike bimâ asav ve kânu ya'tedûn. Ular qayerda topilsalar ularga xorlik urib qo'yildi. Lekin Alloh tarafidan bo'lgan arqon bilan, bog' bilan va insonlar tarafidan bo'lgan bog' bilan xorlikdan qutulishadi. Va ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azabga mustahiq bo'ldilar, duchor bo'ldilar. Ularga kambag'allik urib qo'yildi. Bu narsa, ya'ni ularga xorlik va kambag'allikni urib qo'yilganligi Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan va payg'ambarlarni haqsizlik bilan o'ldiradigan bo'lganliklari sabablidir. Va bu narsa ular isyon qilganliklari va haddidan oshadigan bo'lganliklari sabablidir. Suyutiyat yaptilar duribat alayhimu zillatu ayna masuqifu haysuma wujidu fala izza lahum va la i'tisama. Ular qayerda topilsalar ham ularga xorlik urildi. Yani qayerda mavjud bo'lsalar ham ularda hech qanday izzati yo'q va i'tisom yo'q ularda. Saqlanishli yo'q, birlashli yo'q. Qayerda bo'lsa xor ular. Illa ka'inina bihabli minallohi va habli minannas. Lekin Alloh tarafidan bo'lgan bog' ip bilan va insonlar tarafidan bo'lgan bog' ip bilan bo'lgan holatlaridagina xorlikdan qutulishadi. İnsanlardan maqsad al-mu'minin mu'minlardır. Ve huwa ahduhum ileyhim bil amani ala da'il jizyati ay la ismata lahum gayru zalik. Yani bu nima? Bu Alloh tarafidan bo'lgan bog jizyani ado qilishlik qilsa ularga omonlik to'g'risidagi ahddir. Yahud nasoniyalar jizya beradigan bo'lsa, unda islom ahli ularni o'ldirmaydi. Ularga bundan boshqa ismat yo'q. Bundan boshqa saqlanish yo'q, najot yo'q. Va ba'u raja'u bi g'adabi minallohi. Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytdilar. Ruju qildilar, duchor bo'ldilar, g'azabga mustahiq bo'ldilar. Va duribat alayhimul maskanatu va ularga kambag'allik urib qo'yildi. Zalika bi annahum bu narsa bi annahum ay bi sababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi. Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan bo'lganliklari sabablidir. Va yaqtuluna al-anbiya bi g'ayri haqqin va payg'ambarlarni haqsizlik bilan o'ldiradigan bo'lganliklari sabablidir. Ta'kidan yani haqsizlik bilan deyapti ta'kid uchun. Payg'ambarni o'ldirgan, payg'ambarga aziyat bergan hech qachon haq holatda bo'lmaydi-ku. Bima asau in zalika ta'kidan bima asau amrallohi Allohning buyrug'iga isyon qilganliklari sababli va kanu ya'taduna yatajawazuna al-halala ila al-harami va haddidan oshadigan bo'lganliklari sababli, ya'ni haloldan haromga o'tganliklari sababli. Bi g'ayri haqqin, ya'ni yaqtuluna al-anbiya bi g'ayri haqqin bu o'zi bir ta'kid bo'lyapti-da, keyingi jumla zalika bima asawa bu ham ta'kid bo'lyapti. Bo'lmasa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi va yaqtuluna al-anbiya bi g'ayri haqqin. Shundan tushunyapmiz ular nima uchun bunday xor bo'lganligini. Nimaga xor bo'lganligini Alloh taolo aytib, yana aytayaptiki zalika bima asaw va kanu ya'taduna ta'kidlab aytayapti. Mana bu oyatda Alloh taolo Allohga ishongan va Allohning kitobiga ishongan bütün dünya qarashi yurish-turishi faqatgina Qur'on qonunlariga ko'ra bo'lgan insonlarga juda katta bir haqiqatni aytayaptiki, bu yahud nasroniylar va kofirlar qayerda bo'lsa ham ularga xorlik urib qo'yildi.
yukarıdaki ayetlerde hem aytilindi ki Bakara surasında hem. Ular fakat kinesiler ne doğru bulsalariz o ya ki hak bulup aciz bulsalariz, zayıf bulsalariz ya ki bu mesela sizler kuvvetli bulsalariz sizlerde mukabilleriz demez. Sizlerde kuvvetli bulup zayıf buluştularız. Ya hakta bulup ya ki yine hakta buluştularız başka mesele. Bunlar uzige harlik urulgenliği başka mesele. Bunlar kayırda tapılsalar, kayırda olsa bunlar ki harlik urulgen. Uzlarını memleketlerde, uzlarını mahallelerde, uzlarını içideyen bunlar har. Harlik Allah tarafından verilgen bunlar ki. Duribat, urup koyulgen. Muhurlengen diye bulup. Bunlar kayırda olsa har bulur. Endi ular o'zini ichida, o'zi zotan xor bo'lgandan keyin, siz dinga xizmat qilganingizda sizni qarshisiga chiqsa qanday qilib xor bo'lmasin? Albatta xor bo'ladi. O'zi zotan xor-ku, yana battar xor bo'ladi. Shuning uchun xorlangan insonlarni bahona qilib, aziz bo'lgan Allohning dinini tark qilmanglar. Xorlangan insonlarni bahona qilib, aziz bo'lgan din xizmatini tark qilmanglar. Ular qayta topilsalar, qayta ishlansalar, qayta ko'rilsalar, ularga xorlik urib qo'yilgan. Lekin Alloh tarafidan bo'lgan bog' va insonlar tarafidan bo'lgan bog' bilan bo'lsa mustasno. Alloh tarafidan bo'lgan bog' Allohning qonunlari. Masalan, shariat qonun qo'ygan, yahud nasoralar jizya berishga rozi bo'lsa, biz ularni joniga, moliga ham tajovuz qilmaymiz. Amniyatda bo'ladi, xorlikdan qutulishadi. Va yana Alloh taolaning qo'ygan qonunlari shuki, kofirlar islom mamlakatiga kirsa omonlik olib. Biz tegmaymiz unga. Shunga o'xshagan islomiy hukmlar, Alloh tarafidan bo'lgan bog'dan maqsad shu. Boshqa kitoblarda o'qidilaringiz, payg'ambarimiz alayhissalom aytlariki, kimiki ahdlashilgan kofirni o'ldirsa, bir kafir bilan ahlashildi, seni öldürmeyimiz, kelavurgin deb. Ya bizim mamlakatga kelavurgin deyishdi. Kim bir musulmon shuni öldürdü. Peygamberimiz alayhissalom aytadilar ki, şu ahlashilgan kafirni öldürgen musulmon cennette hidini ham topolmaydi dedilar. Qarang, Alloh tarafından qanchalik bir omonlik berilyapti ularga. Uzun yeriga qarab albatta. Doimiy holatda emas. Madamiki ular Qur'on hadisga hurmatda bo'lsa, ular dinimizni qabul qilmadi, islomni qabul qilmadi, tavhidni qabul qilmadi, lekin bizi zohiriy hukmlarimizni qabul qilishlik kerak. Tijoratda bizi hukmlarga ko'ra tijorat qilishlik kerak. Muomalat muoshara shunday bo'lishlik kerak. Insonlar tarafidan bo'lgan bog' esa mu'minlarning ularga berilgan omonligidir. Mu'minlar ularga tinchlik, omonlik bersa, tinch omonda yashaydilar. Bo'lmasam yo'q. Qarang, bundan boshqa yo'q deyapti Alloh taolo. Ikkita narsani istisno qildi, xolos. Oldida hammasini rad qildi. Duribat alayhimu zillat va aynama suqifu. Qaytdan topilsalar, qaytdan bo'lsa bo'lsin, baribir ularga xorlik urilgan dedi. Faqat shu ikkita holat, Alloh tarafidan bo'lgan bog' va mu'minlar tarafidan bo'lgan bog' aloqa bo'lsa, shunda tinch yashaydi ular. Boshqa chorasi yo'q. Qarang, ular bizga muhtoj bo'lyapti. Va Alloh tarafidan bo'lgan g'azabga qoldi ular. Va uni mufassillar ko'pchiligi roja'u deydi. Nimaga? Nimaga Alloh taolo roja'a degan kalimani keltiryapti bu yerda? Biz endi tushunarliroq bo'lsin deb mustahiq bo'ldilar, duchor bo'ldilar deyapmiz. Aslida Allohning g'azabi bilan qaytdilar degani Alloh ularni o'ziga yaqin qilganidir. Shuncha ne'matlar berdi, shuncha payg'ambar jo'natdi, kitob nozil qildi, mo'jizalar ko'rsatdi. Allohga yaqin bo'lishdi. Allohga yaqin bo'lishib, Allohning rahmati bilan qaytmadi ular. Allohning g'azabi bilan qaytishdi. Shuning uchun ba'u bi g'adabi minallohi deyiladi. Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytdilar deyapti. Va yana Alloh taolo ularni xorligini bayon qilib, ularga kambag'allik urib qo'yilgan. Ular ham xor ham kambag'al. Buning uchun Allohning oyatlariga kofir bo'lganliklari sababli oyatlardan maqsad Allohning kitoblaridagi oyatlar, ikkinchisi esa mo'jizalardir, Allohning mo'jizalari.
Tavrat'ga kafir bo'lishdi, Injil'ga kafir bo'lishdi, Zabur'ga kafir bo'lishdi. Mana Qur'onga ham kafir bo'lishyapti. Va payg'ambarlarni haqsizlik bilan o'ldirganliklari sababidir. Payg'ambarlarni o'ldirishdilar. O'tgan oyatlarda rivoyatlar bilan tanishdik. Payg'ambarlarni o'ldirib, dinga xizmat qilganlarni o'ldirib, bemalol yurishaverardi. Alloh taolo ta'kidlab aytayaptiki, ularda bunday xor bo'lishligi, rasvo bo'lishligi, Allohga isyon qilganliklari, Allohning hukmlarini tark qilganligi va haddlardan oshadigan bo'lganliklari sabablidir, deyapti. Bu oyatlar yuqorida ham keldi, tafsirlandi, takror qilishga hojat yo'q. 113. oyat. Laysu sawa'an min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Ular hammasi barobar emas. Ahli kitobning ichida qoim bo'lgan ummat bor. Ular kechaning soatlarida ham Allohning oyatlarini tilovat qiladilar va ular sajda qiladilar. Suyutayaptilar. Laysu ayahlul kitobi sawa'an mustawin. Ahli kitob hammasi barobar emas. Min ahlil kitobi ummatun qoimatun. Ahli kitob ichida qoim bo'lgan ummat bor. Ya'ni mustaqimatun sabidatun alal haqqi. Haqda sobit bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, haq yo'lda bo'lgan ummat bor. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu va ashabihi Abdullah bin Salam va uning ashablari yo'xshab. Bu kishilar oldin yahudi edi, keyin islomni qabul qilishib, nihoyatda mukammal sahobiy bo'lishdi. Yatluna ayatillahi ana al-layli ay sa'atihi. Ular Allohning oyatlarini kechaning soatlarida tilovat qiladilar. Va hum yasjuduna yusalluna. Va ular sajda qiladilar va ya'ni namoz o'qiydilar. Ahli kitoblarni Alloh taolo ikkiga bo'layapti. Hammasi bir xil emas ular. Hammasi barobar emas. Ahli kitobda ichida qoim bo'lgan ummatlar bor. Qoim qarang, mustaqim, to'g'ri bo'lgan, sobit. Ya'ni oyog'i mustahkam, sobit qadam bo'lgan ummat bor. Ya'ni islomni, iymonni qabul qilgan kishilar. Ular Allohning oyatlarini kechaning soatlarida ham tilovat qilishadi. Ya'ni ular farz namozlarda o'qishini ko'ring, aniq u hatto tahajjudga mahkam ular, deyapti. Qani ahli kitob ichida islomga yangi kirganlar ichida kechalari bilan Allohning oyatlarini tilovat qilib tahajjud o'qiydiganlar bo'lsa, nimaga endi islomiy oilada tug'ilib o'sgan, yoshligidan beri musulmonman degan insonlar tahajjud namozini o'qishmayapti? O'qisin tahajjud namozini. Alloh maqtayapti ularni, qarang. Kechaning soatlarida Allohning oyatlarini tilovat qiladilar. Namoz o'qib, Qur'on o'qishardi, Qur'onni xatm qilishardi. Va ular Allohga sajda qiladilar. Sajda mana oddiy bir sajda yoki sajda deyilyapti, namozni bir parchasi-yu, lekin namoz qasd qilinyapti. Shuning uchun suyuti yusallun dedi, namoz o'qiydilar dedi. Ibodatlariga mahkam. Hatto ko'pchilik insonlar g'aflatda bo'lgan holatda ham ular turishib ibodat qilishadi, deyapti. 114. oyat: "Yu'minuna billahi wal yawmil akhir va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va yusari'una fil khayrat va ulaika minas solihin." Ular Allohga va oxirgi kunga iymon keltiradilar, ma'rufga buyuradilar, munkardan qaytaradilar va yaxshiliklarga shoshiladilar va o'shalar solihlardandir. Suyutayaptilar, yu'minuna billahi val yawmil akhir, Allohga va oxirgi kunga, qiyomat kuniga iymon keltiradilar, va ya'muruna bil ma'ruf va nahauna 'anil munkar va yusari'una fil khayrat. Ma'rufga buyuradilar, munkardan nahy qiladilar, qaytaradilar va yaxshiliklarga shoshiladilar, va ulaykal mavsufuna bima zakarallohu, Alloh taolo zikr qilgan sifatlardan sifatlanuvchi mana shu kishilar minas solihin, solihlardandir. Va minhum man laysu kazalik va laysu minas solihin. Va ahli kitob ichida albatta bunday bo'lmaganlari ham bor. Solihlardan bo'lmagani ham bor. Qarang, Qur'onning mukammalligini, Alloh taolaning tarbiyasining mukammalligini qarang. Yahud nasroniylarni ham targ'ib beryapti. Ba'zilariga juda katta baho beryapti. Hammasi barobar emas, deyapti. Endi ahli kitobda agar aql bo'lsa, Allohga ishansa, Alloh maqtagan kishilardan bo'lishlik kerak. Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradi ular, deyapti. Islomga kirdi ular.
Bir hılda biz kendi bize şundik. Ma'rufga buyuradılar, münkerden kaytaradılar. Ularda fazilatını Allah-u Teala zikir kıyanda, mahtagende sıfatlarını emeyt yaptık. Şunu güç yukarıda ettik. Fazilatlı bulamadıysa şunlarda kımasız bu meydi. Ma'rufga buyurmasız, münkerden kaytarmasız bu meydi. Ve onlar yaşlılıkları şaşırladılar diyetti. Demek yaşlılıkları şaşırışlığımız gerek Allah-u Teala mahtag etti. Ve o şeyler salihlerdendir diyetti. Kadın şu insanlar salihlerdir. Teheccüd namazını okuyduğunlardan başlar. Teheccüd namazı okuyduğun, namaz okuyduğun, imanı müstahkem, ma'rufke büyüledigen, münkerden kaytaradigen, yaşlıkke şaşladigenler, şunlar salihlerdendir. Şunun için ulamalar dedi ki, teheccüd salihlerinin adetidendir, deydi. Teheccüd zikir kılındı ki bir yerde. Mine salihin, şunlar salihlerdendir, deyipti Allah-u Teala. 115. ayet: "Vema yef'alu min hayrin felen yukferuhu vallahu alimun bil muttaqin." Yaxshilikdan nimani qilsalar, hech qachon u berkitilmaydi. Yuz o'girilmaydi. Inkor qilinmaydi va Alloh taqvolli kishilarni biluvchidir. Suyuta aytibdilar: "Vema taf'alu bit ta'i ayyatuha al umma wal ya ay al ummatul qaima." Min hayrin, yaxshilikdan nimani qilsalaringiz, ta bilan siz muhatap bo'ladi ey ummat. Ummatga tegishli bo'ladi. Ey ummat, yaxshilikdan nimani qiladigan bo'lsalaringiz deb. Yoki ya bilan bo'lsa, biz qiroatda mana ya bo'lyapti, va ma yaf'alu deb. Bunda ey qoim bo'lgan ummat, yaxshilikdan nimani qilsalaringiz deb. Falan tukfaruhu, hech qachon inkor qilmaysizlar. Bil vajhayni, bu ham ikkilo qiladi, muhatap qilib ay ta'damu sababahu bal tujazaun alayhi, ya'ni savobidan mahrum bo'lmaysizlar balki mukofotlaringiz beriladi deyapti. Lekin biz qiroatda yukfaru deb ye kelyapti g'oyib bo'lib, ya'ni yaxshilikdan nimani qilsa ular inkor qilinmaydi deyapti. Vallohu alimun bil muttaqin, Alloh taolo taqvolli kishilarni biluvchidir. Islomni qabul qilgan yahud nasroniylar boshqa kofirlar uchun bir targ'ib va kirmaganlar uchun ham bir targ'ib bo'lyaptiki, shu kirganlari bor-ku, shular yaxshilikdan nima qilsa, bu yaxshiliklari berkitilmaydi. Yuz o'girilmaydi, inkor qilinmaydi. Ularning qilgan butun yaxshi amallari qoladi. Mana Alloh taolo Qur'onda maqtayapti-ku, hadislarda qancha maqtaldi-ku, payg'ambarimiz alayhissalom ularni qancha izzat-ikrom qildilar. Ularga qancha imkoniyatlar berdilar. Alloh taolo taqvodorlarni o'zi biluvchi bo'lgan zotdir. Bu g'oyib qilib ularga nisbat berganimizda. Lekin agar muhatab qilsangiz, va ma taf'alu deb, unda ummatga tegishli bo'ladi. Ikkalasi ham joiz. Nimaga? Chunki g'oyib qilganimizda islomni qabul qilgan ahli kitob bo'lyapti. Muhatab qilsangiz, mu'minlarga xitob bo'lyapti. Ikkalasi ham bir-ku. Chunki ular ham islomni qabul qilgandan keyin bizdan bo'ldi-ku, ummatdan bo'ldi-ku. Shuning uchun natijadir. Natija bir bo'lganligi uchun ikki xil qiroat ham joiz bo'lyapti, ikki xil tafsir ham joiz bo'lyapti. Va Alloh taolo taqvodorlarni biluvchiman deyapti. Demak, taqvodor bo'lilikki Alloh taolo bizni taqvodor deb bilsin. Alloh taolo butun ummatni muttaqinlardan qilsin.